Ali Respet Piyasası'ndan herkese akşamlar değerli arkadaşlar. Evet, bugün e, yayını tam bitiremedik. İstanbul depremi nedeniyle e, herhangi bir problem yok çevrede ve yani bizlerde. E, umarız bundan sonra aynı korkuları yaşamayız. Şimdi eee Bugün aslında yayınımızın sonuna doğru altınla ilgili bir tahminden bahsedecektim. Biliyorsunuz, birçok arkadaşım biliyor, izleyenler biliyor. Altın fiyatları için uzun bir süredir yani neredeyse bu Ekim'in ilk haftasında yani İsrail-Hamas Çatışması ile birlikte 1800'lerden altın fiyatlarının bu ay sonunda yani aralık ayı sonunda 2100 dolarları göreceğini görebileceğimizi altın fiyatlarının yükselişinin piyasalarda ses getireceğini damga vuracağından bahsetmiş. Onunla ilgili zaten videolarımı görüyorsunuz bakın. Burada da takip edebilirsiniz. Aynı günlerde neredeyse Bitcoin'in de 42 bin dolarlara gidebileceğinden bahsetmiştim ki Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir detaylı analiz yapmak istiyorum. Altın fiyatları, gümüş detaylar daha sonradan paylaşacağım. Altın fiyatlarında bugün kaçı gördük bakın 2.145. Peki benim aylar öncesinden verdiğim hedef kaçtı? 2.150 dolar. Peki nasıl olur da? Yani birçok kişi bunu soruyor. Ya abi diyor, sen diyor hem zamanlama 48 saat diyorsun, 24 saat diyorsun, hedefe ulaşıyor. Hem hedefe vermiş olduğu noktaya ulaşıyor. Orası görülüyor ve geri çekiliyor. Hem de zaman veriyorsun bunu yapıyorsun diyor. Mesela altın için bu hafta 2150 doları görür demiştim. Ne zaman söyledim bunu? Geçen hafta söyledim. Ve 2150 doları gördük arkadaşlar. Ve bakın 2145 dolar, 50 dolar, 5 dolar sapar problem değil. Sonrasında çok sert bir satış geldi. Bu çok normal bir hareket. Çünkü ee, Burada benim sisteme göre HDTR artık kısa vadede burası bir e, dinlenebileceği seviye demişti. Bakın bugün gün içinde şu an e, kaç? 2025 dolar. Hatta şunu da söyleyeyim. Bakın bugün sadece seyrettim ve altında tabii ben satışlarımı yaptım. Bitti işte. E, bunu da paylaştım. Ama biraz önce saat 18.42'de 2021 dolardan buradan alış yapıyorum dedim 1921 yanlış yazmışım yanlışla ama 2021 dolar olarak düzelttim. Sonra ne oldu? Sonra şu oldu bakın. Orada bakın şu seviye tam 42 saat 42'de şu bölgede aldıktan sonra bakın 2029'a kadar neredeyse 8 dolarlık o hareketi yakaladım ve bitirdim. Şimdi yine bir dip olduğunu düşünüyorum ve tekrar buradan tepki gelecektir. Nereye kadar tepki gelir? Onu şöyle söyleyeyim, günlük çalışmalarda bahsediyorum zaten 2036 ile 2040 bölgesine kadar bu tepki gelir. Biz bir süre, yani bir hafta 10 gün boyunca bu tepeyi geçeceğim geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir aralıkta seyrederiz. İlk etapta şöyle olur, sonra şöyle olur. Yani oyun aralığımız, bakın oyun planlarından bahsediyorum. Eğer borsada, finansal piyasalarda, kriptolarda oyun planınız yoksa ne yapacağınızı bilemezsiniz. Oyun aralığım şu bölge olacak diye düşünüyorum bir süre. Sonra yıl başında, yıl sonuna doğru 2150 dolar. 2024'ün içinde daha büyük hedeflerim var. Onu daha önceki videolardan da izleyebilirsiniz. Ama şu an için altında bir dinlenme moduna geçiyoruz. Bir hafta 10 gün diyebiliriz. Belki daha fazla da olabilir. Ee, gümüş biraz daha ayrışacak, pozitif ayrışacak diye düşünüyorum. Ama burası şu an için bugün, yarın 24 saat 48 saat yönelik iyi bir dip bölge diyebiliriz bu aralık için. Gayet güzel yakaladığımızı bahsettik. Şimdi oyun planları diyoruz, sistem diyoruz. Birçok şeyden bahsediyoruz. Arkadaşlar oyun planınız yoksa bir HDTR gibi bir indikatörünüz varsa Excel tablolarınız varsa gün içinde neler yapabileceğinizi siz de kendiniz öğreniyor olacaksınız ve kendiniz her piyasada hangi piyasada işlem yaparsanız yapın kendiniz karar verebilir noktada olacaksınız onu söyleyebilirim. Eğitimlerime bekliyorum. Günlük çalışmalarımı izlemek anlamında ve kendiniz karar vermek anlamında. Bursa eğitimi kontenjanımız devam ediyor. 14 Ocak İstanbul, 28 Ocak İzmir, 11 Şubat Ankara olmak üzere. Ha bu arada tabii ki özel eğitimlerime de katılabilirsiniz. Şimdi araya reklam sıkıştırıyorum biliyorum ama Özel eğitim, özel paketler var arkadaşlar. Bunlara e, katılabilirsiniz. Şimdi dönelim. E, bakın altın hazırlısı rekorlara. Bir ay önce yani 7 8 hafta önce daha doğrusu paylaştığım videolarda görebilirsiniz. Şimdi dönelim. O zaman Bitcoin'e dönelim. Gümüş için de döneceğim ama. E, bu arada gümüş fonu, altın fonu, altıns bir, altıns bir için beklediğim o hedefi de yakaladık. Yeni rekor göreceğimiz dediğim seviyede yakaladık. Şu an için buralar da dinlenme moduna geçecektir. Gümüş biraz daha e, yatay ama zaman içinde daha güçlü gideceğim. Bu defa hareket gümüş tarafında çok güçlü gelişecek diye düşünüyorum. Buraya da dikkat gümüşle ilgili yorumları takip edebilirsiniz. Dönelim kriptolardan Bitcoin'e değerli arkadaşlar. Bitcoin'de kaçı gördük bugün? Bugün bakın gün içinde bahsettim. 42'yi görürüz sonra bir dinlenme moduna geçeriz. Nereye kadar? Kademeli bir şekilde 41.000'in altında 40.500, 40.300 dahi potansiyel. Şimdi bu aralıkta şu oyun planımıza göre şu aralıkta biraz daha seyredebiliriz. Ee, 40.300, 40.500 bu bölgeye doğru ilk etap 41.000, 40.900 bir destek, ara destek. Bu bölgede bir küçük flama bayrak yapıp sonra tekrar denemeler gelecektir ama bu şu an için kısa vadede tepeyi bulduğumuzu söyleyebilirim. Durum şimdilik bundan ibaret. Ee, başka burada e, borsa hisseler, endeksler, pariteler bunlarla ilgili beklentim değişmedi. Devam ediyor. Mesela bakın bugün yine ben e, bir e, paylaşımda bulundum. Özellikle Aselsan için 24'te 48 saat içinde Aselsan'da çok sert, çok güçlü bir hareket bekliyorum. Daha önce sizlere Aselsan'da 42 itibaren beklediğim dediğim şuradan itibaren de artık üzerine baslara bastıra söyledim endeks düşse de düşmeyebilecek hisselerin içinde olduğundan Aselsan'dan bahsediyorum. Aselsan e, büyük olasılıkla bu süreci tamamlayacak gibi gözüküyor. Bunun yanında bakın son günlerde paylaştığım Otokar, Anadolu Efes, Coca-Cola, Hektaş, Sasa, Gübre'de hedefe ulaşıldığını düşünüyorum. Eee Otokar, Anadolu Efes, Coca-Cola, Hektaş, Sasa, Aselsan. Bunlar hala hazırda devam edeceğini düşündüğüm kağıtlar. Tabi listede bu akşam eğitim grubunda paylaştığım gerek kriptolar gerek hisseler de oldukça fazlaydı. Şimdi diğerlerini sizlere tabii ki burada paylaşmayacağım ama sonuçta e, Twitter hesabıma abone olursanız eğitimlerime katılırsanız bunların hepsini zaten her gün yorumluyor olacağım ve siz kendiniz de yorumluyor olacaksınız. Yani çok ciddi eğitimde. Bakın her gün 10 dakikada olsa, 5 dakikada olsa, 1 dakikada olsa, 3 dakikada, 5 dakikada olsa mutlaka eğitim yapıyoruz. Mesela otokarın bugün neden yükseleceğini net bir şekilde hafta sonu anlattım. Otokarın patlaması lazım. Patladı. Neden? Veya Ege Endüstri. Burada çok güçlü bir hareketin başlamasından bahsettim. Ve gerçekleşti. Aselsan keza öyle. Benim sizlere gönderdim o günlük 10 dakika. Her bir gün eğitim alıyorsunuz arkadaşlar. Her gün eğitim alıyorsunuz. Bakın her gün eğitim yapıyorsunuz. Ve olabildiğince basit. Herkes çok rahat. Şu grafiğe baktığında neden, neden anlayamay anlayamayasın? Çok basit mantığını, sistemi anlatıyorum. Onun için tekrar ediyorum arkadaşlar. Ben tekrar tekrar eğitimlerime sizleri davet ediyorum. Buyurun gelin kendinize yatırım. Birisi bir şey söyledi. Görüyorsunuz biliyorsunuz. Yani herkes e, üstad herkes uzman. Ama piyasa düşerken ortada yoklar, piyasa yükselirken e, her zaman e, insanlar çıkıp bir şeyler söylüyor. Çünkü maymun trendi yani borsa yükselirken herkes para kazanır. Önemli olan düşerken para kazanmak veya samanlıkta iğne aramak sistemi. Bununla ilgili buraya no, burada notlarım var, burada görebilirsiniz. Bahsetmeye çalıştığım nokta bu. Konya ve Gübre şu an için tepeye ulaştığını düşüneyim iki hisse. Bunlar için durum bu. Peki Halil 100 endeksin düşüş bekliyordum. Ne oldu? Onu da söyleyeyim. Bu hareket belki çarşambadan sonra dikkatliyorum. Belki biraz daha denemek isteyecek. Ama e, çarşambadan sonra eğer 8150 üzerine atacak olursak benim senaryo biraz daha ertelenecek. Ama en nihayetinde bu geciken her satış değerli arkadaşlar bakın. Geciken her satış geciken her satış değerli arkadaşlar daha büyük yüküm getirir. Dikkat. Durum bu. Beni izleyin. Burada e, çalışmalarımı paylaşıyorum. Aselsan için 48 ile 72 saat demiştim. Bugün onu da paylaştım. Buradan takip edebilirsiniz. Evet. Şimdilik söylemek istediğim bunlar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar, bol kazançlar.